Evet, sıradaki örneğe baktığımda benden neleri soruyor? Bakın, V output ID1 birinci diyottan geçen akım, ikinci diyottan geçen akım, R1 direncinden geçen akım, R2 direncinden geçen akım. Yalnız diyor V output'u V1'in, yani buranın bir 0 volt olduğu durum, bir de 4 volt olduğu duruma göre bulun diyor. Öncelikle buranın 0 volt olduğu durumu ele alalım arkadaşlar. Bu durumda devreden akacak olan akımımız şu şekilde, yani buradan başlayacak, şöyle bir güzergah izleyecektir bu akım. Bu durumda yani bizim IR1 akımımız aynı zamanda ID2 akımımız olacak. O da aynı zamanda IR2 akımımız olacak. O da eşittir. Bu ucun gerilimi bakıyorum ne kadarmış. Burası artı 5 voltmuş. Burası da eksi 5 voltmuş. Bu iki uç arasındaki potansiyel fark 10 volt. Hat üzerinde gerilim alan benim sadece burada 0,7 voltluk bir gerilim düşümüm var. Öyleyse 10 eksi 0,7 bölü toplam direnç değerime bakıyorum. R'ler, R1 5K, R2'ye bakıyorum 10K. Öyleyse 15 diyorum. O da eşittir 9,3 bölü 15, 0,62 miliamper olacak. Bu durumda V output gerilimini nasıl hesaplayabilirim? İster buradan hesaplarım, ister buradan hesaplarım. Bu ucun gerilimi 5 volt olduğuna göre şu uçlardaki gerilim düşümünü bulursam V output'u bulurum. Yani V output eşittir 5 eksi VR1 diyebilirim. Peki VR1'im neye eşit? İçinden geçen akım 0,62 miliamper, direnç değerim de 5K. Buradan arkadaşlar burası 3,1 yapacak. 5 eksi 3,1, 1,9 volt ve output'u buldum. Peki ve output'un 1,9 ise, yani buranın gerilimi 1,9 volt ise buranın gerilimi ne kadar olur? 0,7 burada diyor, D2 diyotun uçlarında göründüğüne göre burası 1,2 volt olacaktır. Evet, şimdi V1 geriliminin 4 volt olduğu duruma bakacak olursak, yani artık buranın gerilimini 4 volt yaptık. Burası 5, burası eksi 5, 10K, 5K. Bu durumda arkadaşlar, burada biliyorum ki burası artı 5, burası eksi 5. Bu iki nokta arasındaki potansiyel fark eksi 10 ve bir önceki soruda, yani bu diyot kesimdeyken buranın gerilimi 1,2 volt çıkmıştı. Eğer buraya 4 volt uygularsam bu diyotum iletime geçecektir ve bu uçlarda 0,7 volt gerilim düşümü olacaktır. Bu durumda buranın gerilimi ne olacaktır? Artık burasının 4 volt olduğu durumda 3,3 volt olacaktır. Peki buranın gerilimi ne olacaktır? Burası 5 volt, burası 3,3 volt olduğuna göre bu diyotum da iletime geçecek. Artı 0,7 eksi, yani buranın gerilimi de bu sefer 4 volt olacaktır. Ve output gerilimim 4 volt olacaktır bu durumda. Peki akımı nasıl hesaplayacağım? Artık ID1 akımını da dikkate almak zorundayım. Çünkü D1 diyotum iletime geçti. Bu noktaya göre akımları bulmaya çalışacağım. Şimdi buranın gerilimini biliyorum 3,3 volt. Buranın gerilimini biliyorum eksi 5 volt. Öyleyse IR2 akımı, İki uç arasındaki potansiyel fark ne kadardır arkadaşlar? Artı 3,3 eksi 5, 8,3 bölü 10K'lık direncim var. 0,83 miliamper bulunacaktır. Peki buradan gelen akımı nasıl hesaplayabilirim? Buradan gelen akımı da R1 direncine bakarak hesaplayabilirim. Yani IR1 eşittir. R1 direncinin uçlarındaki potansiyel fark ne kadar? Bir ucu artı 5 volt, bir ucu artı 4 volt. Öyleyse 1 volt R1 direncinin uçlarındaki gerilim bölü 5K, o da eşittir 0,2 miliamper olarak bulunur. Şimdi şunu biliyorum artık. Buradan geçen akımım 0,83'müş ve buradan gelen akımım da 0,2 miliampermiş. Öyleyse buradan gelen akımım ne olmak zorunda? 0,83 eksi 0,2, 0,63 miliamper de buradan gelmek zorundadır.
Evet, V output gerilimini buldum, V üssü gerilimini buldum, bütün akımları buldum. Soru bitti. Evet, görüşmek üzere.